İlk oynadığın dizide bir bütçe almışsındır çünkü bu bir profesyonel bir iş. Yani bu şey gibi ilk maaşını alınca ne yaptın var? İlk bölüm parası yattı. Evet. Ya da zarfla geldi. Fatura Evet. kesildi. İmza atıldı. Hop ne aldın? Borç kapatmış olabilirim. Çok doğru bir hareket. Çünkü o zamana kadar belli bir harcamaların oluyor ve zaten eksi de oluyorsun. Evet. Sana yani hiç kazanmadığın bir para gelmeye başlıyor ve kafanda bir sürü şey kuruyorsun. Lan şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, şunu Çok harcayayım, bakıyorsun bunu harcayayım vaktin derken yok. o sırada bakiye böyle azalıyor ama. Sonra bakıyorsun, aa tamam hani bir sonrakine. Evet. İyi midir parayla aran? Yani ekonomini yönetebiliyor musun yoksa çılgınlar gibi bir misin? Yok, yönetebildiğimi düşünüyorum. Hı-hı. İyiyimdir o konuda. Çünkü zor da bir iş yapıyorsunuz. Yani sadece Evet. evet havalı kısmını görüyoruz ama bir taraftan da bir diziyi 2 yıl beklemek ya da bir işi yapıp onunla ilgili beklemek. Biz bir şeyi 50 dakika izleyip çok mutlu oluyoruz ama onun arkasında 3 ay var. Hani çok çok Evet, hikaye evet. var. Ya yok, ben çok iyi kullanabildiğimi düşünüyorum ya, bunu şey için değil. Tabii zaman zaman her insan gibi yükselmeler, alçalmalar oluyor Hepimizde ama var. ondan da bir şey öğreniyorsun. Lan çok para harcadım diyorsun. Biraz kısayım Ama bunu. şey teklifleri var ya burada arkadaşlar da hissetmiştir ya da bizi izleyenler de yaşamışlardır. Bir iş gelir atıyorum aylık maaşınız şu kadar deriz. Daha o işe başlamamışsın hiçbir şey yok ortada oturursun evet bu ay bunu yaparım bir dahaki ay şuraya Evet koyarım evet bank direkt 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 ve o iş direkt. olmaz mesela böyle. Direkt işte en yakın arkadaşıya, kanka seni çıkarıyorum şuraya. Evet. Buraya gidiyoruz. Burada ezeceğiz. Evet. O parayı. O kesin O oluyor kesin oluyor zaten. değil Evet, mi? o Allah'ın emri yani, oluyor. Süper bir şey o.